Efendim merhabalar, Konta TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 5. mevsimde çok özel bir hikayeyi paylaşacağız sizinle. Şehit Aybüke öğretmenin anısına yapılan çok önemli bir klip var, çok özel bir çalışma var. Ve bu şehirden hem arkadaşları hem de konuya duyarlı insanların emeğiyle ortaya çıkan bir proje bu. Hem şehit hocamızı Aybüke Hanım'ı ağır anacağız bugün, hem de kliple ilgili çalışmayı konuşacağız. Misafirlerimiz çok kıymetli, hemen onlara bir hoş geldiniz diyelim. Müzik öğretmenleri Cafer Sami Erdoğan ve Ahmet Anıl Karagöz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında sizi müzik camiasında tanıyorlar. Eğitim alan yine arkadaşlarınız sizi iyi biliyorlar ama izleyicilerimiz için sizi şöyle kısaca bir tanıyabilir miyiz? Önce isterseniz sizden ben başlayayım. Ben Ahmet Anıl Karagöz, Konya, eskiden Ermenekli Konya'ya bağlıydı. Şimdi Karaman Ermenekliyim. Konyalısınız. Konyalıyım, aynen öyle de diyebiliriz. Müzik hayatıma lisede başladım. Daha öncesinde Kültür Bakanlığı Çocuk Korosu'nda yer aldım. Zaten oradan çıktığımda oradan hocam beni yönlendirerek müziğin içine aldı. Demek ki çok güzel bir sesiniz var. Estağfurullah, değil teşekkür mi? Ederim. O şekilde başlayan müzik hayatım işte üniversitede Aybüke ile beraber devam etti. Sınıf arkadaşısınız şimdi, evet, Şehit Aybüke. Sınıf arkadaşıydık, evet. Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümündesiniz, evet, değil mi? Evet, 2016 mezunlarıyız. Evet, o kadar da taze mezunlarsınız. Evet. Peki bir de Cafer Bey'i tanıyalım. Ben de aynı şekilde Anıl'la hem liseden hem de üniversiteden sınıf arkadaşıyız. Ben de Konyalıyım. Ben de küçük yaşlarda başladım müziğe. Üniversitede de yolumuz Aybüke ile kesişti. Konya'da okuduk beraber. O şekilde. Aynı sıraları paylaştınız, evet. Şehit Aybüke. Yakın arkadaştık yani. Yakın arkadaştınız. Evet. Peki ben tabii onun şehit olması konusu da çok enteresan. Siz yayından önce beni detaylarıyla aydınlattınız. Çünkü ailesiyle irtibat halindeydiniz. Olayı yakından takip ettiniz. Oralara geleceğiz ama ondan önce acaba Aybüke nasıl bir arkadaştı, nasıl bir öğrenciydi? Konya'da eğitim gördü, aynı sıraları paylaştınız. Bir takım sizi hatıralar muhakkak bırakmıştır. Var mı izler Aybüke ile ilgili? Nasıl bir insandı? Aybüke ya gerçekten hayat neşesi yerinde. Hepimizi böyle mesela sabahları üniversitede çok erken saatlerde olan derslerimizde sürekli beni böyle yanıma gelir işte Anıl hadi biraz canlan ne yapıyorsun uyuyorsun hala gibisinden şakalar yapardı. Yani o derece hayat zevki üst düzey, hayat yaşamayı seven, sosyal aktiviteleri çok seven, yani nerede ne iş varsa koşturan, çok çalışkan bir öğrenciydi hayat açıkçası. Dolu, değil mi? Kesinlikle hayat doluydu. Fotoğraflarından, videolarından, o sosyal medyada paylaştığı videolarından gördüğümüz kadarıyla gözlerinin içinden hayat enerjisi, evet, akıyor, sevgi, evet, akıyor, değil, evet, mi? Evet. Peki Cafer Sami Bey, siz neler söyleyebilirsiniz Aybüke öğretmenliği? Yani benzer şeyler işte okulda çok faaliyetlerin hepsine katılırdı. Ne istersek bizim bir konserimiz olmuştu mesela. Sunucu lazımdı. Sunucu arıyoruz böyle yana döne falan. O da duydu, hemen yardımcı olmak istedi. Ben olurum, ben yaparım falan demişti. Onu hatırlıyorum. Onun haricinde halk oyunlarına katılırdı. Okulun sosyal faaliyetlerinin tümünde yer alırdı yani. Herkesin sevdiği biri miydi? Aynen. Herkes iyi anlaşırdı. Yani küs, kırgın olduğu kimse yoktu. Bazı kimseler vardır öyle. Hani birçok kişiden soyutlar kendini falan ama bu arkadaşımız Aybüke herkesle iyi geçinirdi, bir problemi yoktu. Herkese karşı iyi niyetli, dürüst, güzel davranırdı. Gerçekten melek gibi bir insanmış, değil mi? Allah rahmet eylesin, aynen, tekrar. Bu arada programdan önce de söylemiştim ben size. Çok iyi olan insanlar biraz erken mi veda ediyorlar dünyaya? Öyle bir belki durum mu bu da? Öyle, evet, bir hikaye mi? Biz de onu yakından yaşamış olduk gerçekten. Hani ben mesela daha önce de bahsetmiştim. Arkadaşımın bu kadar melek olduğunu, hani bu kadar iyi olduğunu, hatta sesinin bile bu kadar güzel olduğunu belki de şehit olduktan sonra anladık. Onu daha çok yaşayarak, daha çok hissederek anladık. Evet. Yani öyle izler bıraktı bizi açıkçası. Peki Cafer Bey, onun şehit oluş hikayesini, o olayı nasıl duydunuz? Haberi nerede aldınız? Ben o sırada okuldaydım. Yüksek lisansıma devam ediyorum şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde. Üç arkadaşı beraber, Büşra ve Gamze diye arkadaşım vardı yanımda. Onlarla beraberdik. Bir ödev teslimi falan vardı. Onlarla uğraşıyorduk. Son dönemi, yaz dönemi olduğu için. Tam zaten okulların kapandığı gün şehit oldu, karne günü. Bu Haziran'da hemen, evet, geçtiğimiz Haziran'da. 9 Haziran 2017'de. İşte öyle oturuyorduk, hatta atamalardan söz ediyorduk. İşte nasıl oldu, doğuya gidenler, arkadaşlarımız ne yaptı falan. Bu mevzuları konuşurken bir anda
haber geldi, mesaj geldi, işte olayı duydunuz mu falan, bizim sınıf grubumuz vardı internette, oradan haber aldık. Yani inanmadık, şok haline girdik hepimiz böyle. İlk önce yaralı diye haber gelmişti, öyle yayınlamışlardı. Kurtulur ümidiyle beklediniz evet, muhakkak. Evet, kurtulur ümidiyle bekledik. İşte birçok en yakın arkadaşı var Tuğba diye, o da Siirt'e atandı. Onunla irtibata geçmeye çalıştık. O da net bir şey bilmiyordu o sırada. Uçağa binecekti memlekete dönmek üzere. Aybüke de biletini almıştı. Birkaç gün sonra evine dönecektik. Haber alamadık, ulaşamadık falan. Hastaneyi aradık en son. Hastaneden aldık acı haberi. Şok olduk, yıkıldık yani. Nasıl olur? Aybüke'ye böyle bir türlü yakıştıramadık yani. Kimseye yakışmaz ama. Farklı bir şekilde tezahür ediyor. Evet. Aslında bir başkasına bir suikast girişimi var. Evet. O anda tevafuken Aybüke öğretmen o yoldan mı geçiyor? Evet. Siz biraz detaylı anlatır mısınız? Kozluk Belediye Başkanı'na düzenleniyor saldırı. Kozluk ilçesinde Aybüke öğretmendi. Onun aracına silahlı saldırı düzenlendiği sırada Aybüke'lerin aracı da 5 kişiler arabanın içinde benim bildiğim kadarıyla. Batman'dalar değil mi? Batman Kozluk'ta. Hı hı. Okuldan çıkmışlar, geçiyorlar. Araç o sırada oradan geçiyor. Ve onların aracına tek bir kurşun isabet ediyor. O da arka sırada ortada oturan Aybüke'ye isabet ediyor. Tek bir kurşun arkada evet. oturan Aybüke'yi şehit ediyor. Böyle bir olay vuku buluyor. Evet. Tabii öyle bir acı ki bu. Tarif edilebilecek bir şey değil. Az önce anlattınız nasıl bir karakterinin olduğunu. Bir evet. melek gibi dediniz. Herkesle iyi geçiniyordu. Yaşam enerjisi, hayat enerjisi çok yüksekti dediniz. O güzellikleri Batman'a da taşımış bir insanmış evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Onun da haberleri oldu birçok yerde. Orada 7 ay falan çalışmış oldu sanırım. 7 ay diye hatırlıyorum. O süre içerisinde orada çalıştığı liseye müzik odası oluşturmuş. Kendi maaşından paralar harcayarak... Okula işte piyano, gitar, çeşitli enstrümanlar almış. Çocuklara, öğrencilere müziği sevdirmiş, öğretmiş bir takım enstrümanları. Oradaki kısa süreyi de çok verimli geçirmiş yani. 2016 yılında mezun oldunuz. Mezun olur olmaz atandı yani Aybüke öğretmen. Eylül'de mi atandı? Eylül'de sanırım. Peki şunu hatırlıyor musunuz mesela Batman'a gitmeden önce nasıl duygularla oraya gittiğini? Hiç konuşma fırsatınız olmuş muydu atanma haberinden sonra? Evet sürekli konuşuyorduk. Sürekli konuşuyorduk. Evet grupta konuşur haldeydik zaten. Onunla olan bir grubumuz da vardı bizim bu internette yine. Çok heyecanlıydı yani göreve başlayacağı için. Çünkü biz hani biliyorsunuzdur bu kolay bir şey değil atanmaya çalışmak dönemimizde. Bir sürü şeyle savaş veriyorsunuz, sınavlara giriyorsunuz sürekli. Bir stres halindesiniz sürekli. Tabii onlar da bu amaçlarına ulaşınca rahatlamışlardı, sevinmişlerdi. Koşa koşa gittiler görevlerine. O şekildeydi. O şekilde. Evet. Yani hiç tereddüt etmeden. Evet. Hiç. Zaten tereddütle gidilse bunlar yapılmaz. Kesinlikle. Evet. Canı gönülden kesinlikle. Gidiyorlar ve oraya ruhlarını iz bırakarak gittiler. Evet. Tabii imkanımız olsa da öğrencileriyle keşke konuşabilsek. Keşke. Evet. Düşünsenize onların gözünden acaba bu olay nasıldır? Evet. Hadi biz yetişkinler bir noktaya kadar mukavemet gösterebiliyoruz ama evet. canları ciğerleri onlara cebinden hiç karşılık gözetmeden evet. işte enstrümanlar alan, bütün bir yıl boyunca onlara varını yoğunu veren öğretmenleri evet. böyle bir hain saldırıda şehit oluyor. Evet. Evet. Ama hiç yılmayacağız değil mi? Bunlar bizim için çok önemli örnekler. Kesinlikle. O öğrenciler daha da dört elle evet. sarılacaklar hayatlara. İnşallah Aybüke öğretmenin yüzünü de ak çıkaracaklar. İnşallah. İyi yerlere İnşallah. Gelecekler İnşallah. Değil mi? İnşallah. Bu arada klibimizi bu bölümde izleyelim mi sayın yönetmenim? Vaktimiz nasıl? Acaba kliple reklama gitsek nasıl olur? Merak ediyorum. Konya'da Hı-hı. çekilen bir klip değil evet, mi? Evet, Beyşehir'de çekildi. Hı-hı. Konya Beyşehir'de. Sınıfımızdan 25 arkadaşımız falan katıldı yaklaşık. Sınıf arkadaşları Sınıf var. Arkadaşlarımız. Konya'dan gönüllüler var, yönetmenler. Evet. İkinci bölümde yönetmeni de misafir evet, edeceğiz. Onu da o zaman kliple reklama gidelim. Reklamın arkasından yine Aybüke öğretmenin anısına sohbetimize devam edeceğiz. Bye.
yalan. Beni öldüren de yoktur din iman. Beni öldüren de yoktur din iman. Uyan ölüm uyan, uyanmaz oldun. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun. Uyan ölüm uyan, bıçak yarasına dayanmaz oldu. Düşmanlar sebep oldu. Ah
Beşinci mevsim devam ediyor. Bugün Şehit Aybükü öğretmeni anlıyoruz. Konya'da Beyşehir'de çekilen özel bir kliple Şehit Aybükü öğretmeni anlıyoruz. İlk bölümde klibi izledik. Klibin hikayesini çok merak ediyoruz. Ve bu bölümde programımıza klibin yönetmeni Emre Bahadur da eklendi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Yoğunsunuz biliyorum. Çekimlerle meşgulsünüz. Ne demek? Peki klibin hikayesine nasıl dahil oldunuz Emre Bey? Şimdi olay oldu. Olay olunca tabii hepimiz büyük bir acıya girdik. Çünkü ben Aybüke'yi geçen yıldan tanıyorum. Geçen yıl Aybüke'nin mezuniyet fotoğraflarını çektim. Ne diyorsunuz? Aynen o şekilde. Geçen yıl Aybüke ile tanıştık ve yani bir yıl içerisinde birçok mezuniyet öğrencisini çekiyorum ama geçen yılki müzik bölümü öğrencileriyle farklı bir iletişimimiz oldu. Hepsiyle sürekli görüşüyoruz. Çok yakın arkadaşlar edindim o bölümden. Ve ardından böyle bir acı olay yaşadık. Milletçe. Bu olaydan sonra tabii hepimizin üzerine düşen görevler vardı. Şimdi böyle bir fikir geldi en başta. Anıl'la biz görüştük. Anıl, i̇lk ne zaman duydunuz şehit olduğunu? İlk, ne hissettiniz? İlk bir sahadaki saat içerisinde duydum. Çok yakın arkadaşım var. Zafer diye. Edremit'te yaşıyor kendisi. Ayrıca Aybüke de Edremit'te yaşıyordu. Zafer de kendisinin çok yakın arkadaşı. Hem orada da görüşüyorlardı. Kendisi sosyal medyada bunu paylaşmıştı ve direktman aradım. Yani ne oldu dedim. Yani tam açıklamalı yazmamıştım. Ne oldu dedim. Bir şey mi oldu dedim. Bu olaydan bahsetti kendisi. Tabii ki o an bir şok olduk, bir şey diyemedik. Boğazımız düğümlendi. Daha sonra işte olay yavaş yavaş netleşmeye başladı. Haberlerde falan çıkmaya başladı. Olayın gerçekçiliğini öğrenmeye başladık biz de. Daha sonra işte cenazesi oldu, şehit cenazesi falan oldu. Arkadaşlar oraya katıldılar, hepsini falan gördük. Daha sonra bir yavaş yavaş acılar dinmeye başladıkça birazcık daha Aybüke için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük hep beraber. Arkadaşları çok güzel bir projeye başlamışlar. Kendisinin söylediği ses kaydının olduğu bir Mansur Liman'ı türküsünü bir klip müzik yapmak, hep beraber söylemek istemişler. Ben de hemen dedim yani bu müziği bir klip haline getirelim. Konya'da yapalım bunu. Ya bunu Konya'da arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla yapalım aynen. Dediniz. Öncelikle bazı fikirler oldu. İşte doğaçın çal modunda işte belli bir kısımlar falan çekelim. Sallıyorum işte ağacın altında falan filan. Ben dedim ki bizim bir hikayemiz olsun, bir fikrimiz olsun. Yani bu fikir de konuştukça gelişti ve bir otobüse binelim dedik. Otobüste Aybüke'yi ziyarete gidelim dedik. Yukarıda bir Beyşehir taraflarına gittik. Tabii bunun öncesinde yapmamız gereken işler vardı. Bu otobüs fikri için bize uygun bir otobüs lazımdı. Bu otobüs için tek bulabildiğimiz otobüs Konya Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçelerine ait olan otobüs oldu. Bunun için Genel Sekreter Selim Büyük Karakurt Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı. Otobüsü alabilirsiniz, istediğiniz yere götürebilirsiniz dedi. Çünkü çok eski bir otobüs olduğu için genelde vermek istemediler, yani bozdur falan dediler. Ama o dedi ki istediğiniz yere götürün otobüsü dediler. Çünkü çok önemli bir proje bu. Biz de elimizden gelen desteği size sunalım dediler. Sağ olsunlar. Şoför İbrahim abiyle beraber gittik oraya. O da çok sağ olsun hiçbir şey isteğimizi kırmadı bizim. Sonra çekimleri gerçekleştirdik. Otobüste hep beraber türküyü söyleye söyleye Aybüke'yi ziyarete gittik. Orada bir sandalyemiz vardı. Sandalyenin üzerinde Aybüke'nin al yazması vardı. Çünkü al yazmalı kız diye, al yazmalı öğretmen diye meşhur olmuştu. Hı-hı. O fotoğrafıyla meşhur olmuştu birazcık daha. Onun yerini ayırdınız değil mi? Onun yerini ayırdık orada. Arkasında onun resimlerini astık. Onu ziyarete gittik hep beraber arkadaşlarıyla. Onun yine ikinci söylediği şarkı Pencereden Kuştu şarkısı orada söyledik hep beraber. Aybüke'nin o kadar aldık. Güzel bir sesi, öyle güzel bir yorumu ve öyle anıları var ki. Acaba böyle türkü yorumlayabildiği için mi içimize bu kadar işledi bu Aybüke'nin hikayesi? Yani şimdi kesinlikle nasıl oldu bu iş? Müzik öğretmeni olması tabii ki bu işte çok büyük bir etki. Çünkü bir coğrafya öğretmeni olsa, bir sosyal bilgiler öğretmeni olsa belki başka de, bir hikaye yazacaktınız. Ya zaten o şekilde de şehit olan gerçekten yüzlerce binlerce öğretmenimiz var ama hepsi sadece ismini biliyoruz yani.
olanların. Ama biz IBK'yi yaşatmak için, ömür boyu yaşatmak için böyle bir projeye imza attık. Hı hı. Çok gururluyuz arkadaşlarıyla. Bizler de çok gururuz böyle bir projeye imza attığımız için. Peki klibe de ilham veren IBK'nin o türküsünü biraz dinleyelim mi? Dinleyelim. Hep beraber bir dinleyelim. Hatırlıyoruz da zaten sosyal medyadan. Bakalım IBK nasıl yorumlamıştı ki böyle yüreğimize işledi, unutamadık. Değil mi? Günlerce etkisi altında kaldık. Sonra mı izlediniz? Evet. Anıl Bey. Bu kayıtlar vefatından sonra ortaya çıktı açıkçası. Muhtemelen hani orada olan arkadaşlarının telefonlarında kayıtlar. O şekilde görebildik. Biz de vefatından sonra gördük yani. Etkilenmemek mümkün değil. Mümkün değil. Muazzam bir hikaye. Evet. Ve klibi tamamladınız Beyşehir'de. Evet. İlk tepkiler nasıldı? Şimdi tabii uzun bir montaj aşaması oldu klipte. Şimdi biz zaten ne yaparsak yapalım, nasıl bir çalışma yaparsak yapalım, IBK'nin acısını dindiremeyeceğimizi biliyoruz. Onu geri getiremeyeceğimizi de farkındaydık zaten. Elimizden geldiğince IBK'yi yaşatmak istedik bu klipte. Belki de 5 kere veya 10 kere bu klibi baştan bir daha yaptık o duyguyu en iyi şekilde yansıtabilmek için. Uzun da sürdü bu o duyguyu. Önce biz kendimiz yaşamak istedik çünkü. Önce arkadaşlarını izlettik. Tepkilerini merak ettik çünkü. Arkadaşlar acaba etkilenecekler mi? Gerçekten de birçoğu etkilendiler. Evet. Ağlayanlar oldu aralarında. Daha sonra klibi yayınladık ve çok büyük, çok olumlu dönüşler aldık. Ses getirdi, çok ses ve tüm ulusal kanallarda, haberlerde, sabah akşam hepsinde yer buldu, yayınlandı bu klip yani. Yine sohbete devam edelim. Şimdi hattımızda şehit IBK öğretmenin babası Sadık Yalçın Bey var. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Yayınımıza hoş geldiniz Sadık Bey. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Fatma Hanım. Tüm Türkiye adına Allah rahmet eylesin diyoruz. Allah inşallah cennette buluştursun bu muhteşem kızınızla sizi. Amin, amin. Cümle. Ben bugün daha da fazla hikayesini öğrendim. O kadar melek gibi izler bırakmış ki Konya'ya, Batman'a. Sizin de hatıralarınız evet. Çok kıymetlidir. Klibi izlediniz evet. Mi ilk bölümde? Neler paylaşacaksınız bizimle? Klibi izledim. Bu klibin hazırlanmasını düşünen, başta Zafer olmak üzere, diğer arkadaşlarına, yönetmen arkadaşımız Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ilgi gösterdiğiniz ve yayınladığınız için, vakit ayırdığınız için bu TV.com TV'den. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yani güzel bir şey. Arkadaşların unutulmaması, yani öldü gitti denmemesi. Hani güzel bir şey. Bizleri acımızı daha hafifletiyor. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. Evet. Sizlerin söyleyecekleri var mı Sadık Bey'e? İyi ki varlar. İlave olarak... Buyurun. Söylemek istediğim olayın başından bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Binali Bey, daha önce beraber çalıştığım Milli Eğitim Bakanı, amirim olan, şu anda Milli Eğitim Bakanı olan İsmet Bey'e, Kozluk Belediye Başkanımız Veys Bey'e, Kozluk'tan ayrılan kaymakamımız Orhan Bey'e, yani diğer arkadaşlarına, kamu kuruluşlarındaki idarecilerimize, STK'ların vermiş olduğu desteğe, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı Allah razı olsun. Allah devlete, millete zevazım vermesin. Böyle acılar yaşatmasın. Amin, amin. Yani dünyada şunu bilsin ki Türk milleti hiçbir zaman uyumuyor, uyumayacak. Yeri geldiğinde bir daha tarih yazmasını çok rahat becerebiliriz. Bunu da inşallah ileriki günlerde başımıza öyle bir şey gelmeye kalkarsa göstereceğimizden emin olabilirler. Kesinlikle. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Allah'a emanet olun. İnşallah yeniden görüşmek üzere. Haberleşmek üzere diyorum. Saygılar sunuyorum. İyi günler. Selamlarımızı gönderin. Şehit ailelerinin bu metaneti beni o kadar etkiliyor ki Emre Bey. Evet. Bu nasıl bir şey, nasıl bir inanç? Bu bizim inancımızda var, kültürümüzde var, tarihimizde var bu metanet ama böyle birebir şahit olunca duygulanmamak elde değil. Kesinlikle. Zaten inşallah bir daha başımıza böyle olaylar gelmez ama evet. Ne yazık ki geliyor. Geçmişte birçok şehitimiz oldu.
Tabii hepsini anamıyoruz. Keşke bizler elimizden gelse de herkes tek için tek bir şeyler yapsak. Tek tek her hikayeyi konuşsak değil mi? Her şeyin bir hepsini yaşatsak var. Bir şekilde. Hepsini evet. Bir klip haline getirsek. Ama ne yazık ki yapamıyoruz. Askerlerimiz, polislerimiz, öğretmenlerimiz. Hepsine sonsuz başarılar, sonsuz hayırlı görevler diliyoruz. Yani başka da elimizden bir şey gelmiyor yani şu anda. Kesinlikle. Bu arada Aybüke'nin sınıf arkadaşı Süreyya da Şanlıurfa'ya atandı evet. Ve gidecek. Evet. Değil mi sizin sınıf arkadaşınız? Evet. Zaten bizler öğretmenleriz. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizim elimizde hiçbir zaman silah yok. Bizim siz aynı şekilde atandınız. Kalem. Evet. Ben hayırlı de atandım. Olsun diyelim. Peki en ufak bir tereddüt geçmiyor değil mi ruhunuzdan? Yok kesinlikle. Yani çünkü bizim için aslında Doğu diye bir ayrım gibi görünen şeyde ayrım bile yok. Yani biz oraya yine ülke topraklarımızın içinde görev yapmaya gidiyoruz. Oradaki çocuklarımıza en güzel şekilde eğitmeye gidiyoruz. Her zaman da gideceğiz. Evet. Emre Bey, o kadar özel bir proje ki bu. Evet. Şimdi ben bunun devamını da isteyeceğim sizden. Böyle bir kabiliyet, insanları bir araya getirme, organizasyon becerisi, bu hikayeyi böyle ön plana çıkarabilme. Ne diyeceksiniz? Olacak mı? Devamı gelecek mi? Seneye için bir geçen gün konuştuk yine arkadaşlarımızla hep beraber. Bir dedik hani 10 şarkılık falan civarında bir türkü albümü gibi bir şey hazırlayalım. Aybüke'nin seneye 3 Eylül doğum günü Aybüke'nin. 3 Eylül'e yetiştireceğimiz şekilde. Böyle bir çalışma yapalım dedik hep beraber aramızda. Hayaller var. Hayallerimiz var. Çünkü elimizdeki insanların yetenekleri gerçekten çok iyi. Ve bunu da değerlendirmek gerekiyor. Hepsi öğretmen olabilirler, çalışabilirler ama herkes çok istekli, herkes çok hevesli böyle şeyler yapmak için. Yani biz hem bu projeyi yaparken gittiğimiz kurumlardan destek istediğimiz her yerden boş dönmedik. Herkes bize bir şeyler yapmak için uğraştı. Yine arkadaşları aynı şekilde. Her gelen insan büyük fedakarlıklar yaptı. Tatillerini yanında bırakıp gelenler oldular bize katılmak için. Özel işleri olanlar oldular. Onlar yine aynı şekilde bize katıldılar. O yüzden elimizde çok güzel bir potansiyel var. Geçen gün de onu konuştuk. Belki de Aybüke bunun için bir vesile olacak bu arkadaşlarımıza. Bunların bir ömür boyu birbirinden ayrılmaması için, hep beraber bir arada olması için belki de bir sebep olacak. Çok enteresan. Sizin yine mezuniyet fotoğraflarını çeken kişi olmanız. Evet, geçen yıl. İşte Aybüke'nin sınıftaki herkese böyle güzel izler bırakmış olması, herkesin bir telefonla onun için koşa koşa gelebilecek olması. O sesleri dinledik klipte ilk bölümde. O kadar muazzam sesler var ki sınıfta. Evet. Ya hakikaten bir altın sınıfmış, müthiş bir sınıfmış. Siz diyorsunuz ki çok mütevaziler, seslerinin de farkında değiller. Belki onların öne çıkmasına vesile olacaksınız. Kesinlikle, belki de ona vesile olacağız. Yani dediğim gibi amacımız kimsenin ön planda olmamasıydı klipte zaten. Sadece ön planda tutmak istediğimiz Aybüke'ydi. Biz bunu başardığımıza inanıyoruz. Hem gördüğümüz tepkilerden, hem sosyal medyada paylaştığımız yerlerde alta yapılan yorumlardan, hem ulusal medyada bu işin tüm kanallarda haber olarak ana haberlerde yer bulmasından dolayı biz de son derece gurur duyduk. Hem Aybüke adına gurur duyduk. Hem kendimiz adına gurur duyduk bu işten. Hem bu işin türkülerle olması, geleneğimizin değil mi devam ettiriliyor olması yine çok kıymetli. Az önce bahsetmiştik. Aybüke'nin sınıf arkadaşı Süreyya da atandı. Evet. Ve o da epeyce uzağa gidecek Konya'dan diye. Şimdi telefon attığımızda Süreyya Hanım, hemen onunla da konuşalım. Süreyya Dedeoğlu, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, vakit ayırdınız bizlere. Öncelikle hayırlı demek, olsun diyelim. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Atama haberinizi aldık. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bildiğim kadarıyla Şanlıurfa'ya yolcusunuz değil mi? Gittiniz mi? Evet, Şanlıurfa'dayım zaten. Şanlıurfa'dasınız. Başladınız. Görevimin başındayım. Çok güzel. Aynen, başladım. Peki nasıl hislerle, nasıl duygularla gittiniz Şanlıurfa'ya? Öğretmenlik kısa bir meslek gerçekten. Bunun farkındayız. Aybüke koşa koşa gitmişti. Büyük bir aşkla yapıyordu bu işi. Bizler de aynı şekilde onun yolunda görevimizin başındayız. Bu hep böyle devam edecek. Binlerce Aybüke'ler yetişecek. Böyle bitmeyecek. Evet, biz Aybüke'nin anısına bir klip hazırladık. Onu unutmadık. Bütün Türkiye buna şahit oldu. Çok güzel yorumlar aldık. Aynı şekilde de devam edecek. Aybüke her zaman bizimle. Değil mi? Öğrencilerinize de siz çok önemli hikayeler paylaşacaksınız değil mi bu yılda? Kesinlikle. Aynen öyle. Çok ciddi mesajlar bunlar çünkü. Sıra arkadaşınızın şehit olması, sizin onun hatırasına dört elle sahip çıkmanız.
arkasında durmanız, yaşatmaya çalışmanız yine çok güçlü örnekler öğrenciler için değil mi? Kesinlikle öyle. Evet. Peki klipte siz yer aldınız değil mi Süreyya Hanım? Hı hı, evet. Türkülerle yine klibi yaşatmış oldunuz. Peki kliple ilgili neler paylaşacaksınız bize? Arkadaşlarınızla bir çalışmanın içinde olmak nasıldı? Biraz da ondan konuşalım. Tabii. Klip şöyle, Aybüke vefat ettikten, şehit olduktan sonra defin işlemleri için Çorum'a gittik zaten. Yanındaydık. Son görevimizi yaptık arkadaşımıza. Sonra orada hep birlikte toplandık. Ne yapalım dedik Aybüke için. Ne yapabiliriz? Herkes kafasındaki fikri söyledi. Sonra Aybüke'yi bu şekilde yaşatalım dedik. Hepimiz müzikçiyiz, müzik öğretmeniyiz. Onun güzel sesini kimse unutmasın. Büyük bir hatıra olsun dedik. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Sonra herkes canlı başta elinden gelen her şeyi yaptı. Güzel bir iş ortaya çıktı. Öyle bir an oldu bizim için de. Bu şekilde yaşayacak Aybüke bizim için. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ifade ettiniz. Rica ederim. İyi yayınlar. Süreyya Hanım. Selamlarımızı gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz. Güzel haberler duymak istiyoruz artık. Değil İnşallah. Mi? Bu olaylar, şehit haberleri bizi yıldırmayacak. Az önce bahsettiğim gibi hayata dört elle sarılıp bu işin içinden başarıyla, güçle çıkacağız evet. İnşallah. İnşallah. Kesinlikle. Zaten anılar Doğu'da atama haberleri aldığı zaman biz anıların yanındaydık. İşte klip daha yeni bitmişti. Hep beraber oturuyorduk. Değerlendirme yapıyorduk. Ve atama saati geldiğinde saat 4 müydü? 4 gibi evet, falandı. Evet. Anılar gördüler atama yerlerini falan. Herkes birbirine sarıldı. Hatta ağlayanlar oldu aralarında. Çok duygusal anlar yaşandı o anda da. Tam atamanın olduğu zamanda. Herkes birbirinden haber almaya çalıştı. Kim nereye evet, atandı falan gibisinden. Acaba Batman'a giden olacak mıydı mesela? Değil mi? Evet. Enteresan. Belki de Aybüke'nin okuluna yani biz atanan var mıydı? Atanan var. Aybüke'nin adına şimdi Aybüke'nin çalıştığı okulun adı değiştirildi. Aybüke'nin adı verildi. Tabii okula atanan da varmış. Tam bilmiyorum kim olduğunu ama. Tanımıyoruz ama evet atanan bir arkadaşımızı duyduk yani. Gördük. O bayrak yarışı sosyal devam ediyor kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Tabii ki. Hem de Aybüke'nin ismini taşıyan okulda. Evet. Peki şimdi sizin örneğiniz de çok kıymetli. Bizim her sokakta, her işte ilçede, her ilde bu topraklar böyle kanla yıkanmış. O kadar kıymetli hikayeler var ki işte 15 Temmuz'da da böyleydi. Şehit olan insanların o tertemiz hikayeleri o kadar etkileyiciydi ki. Şimdi artık biz de işin mutfağında, kamera arkasında bulunanlar, arkadaşları için önemli bir sorumluluk da var. Bu hikayeleri yaşatmak, çocuklarımıza, gençlerimize bunları tekrar tekrar hatırlatmak misyonu da düşüyor. Bu kesinlikle açıdan çok tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederiz. Çok mütevazisiniz. Bütün ekip öyle. Muhakkak arkadaşlarınız da yine aynı şekilde. Ama bu teşekkürü yapmak, bu onuru teslim etmek gerekiyor. Ellerinize sağlık. Çok güzel ederim. Bir iş yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Takipçi de olacağız. İnşallah o albüm de ben gerçekleşeceğini İnşallah. Düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız İnşallah. İçin. İnşallah. Teşekkürler. Evet, bugün Şehit Aybüke öğretmenin arkadaşları Cafer ve Ahmet Bey'i ve Şehit Aybüke öğretmenin anısına yapılan klibin yönetmeni Emre Bahadur Bey'i ağırladık. Programımızın sonuna geldik. Biz de çok etkilendik. Programı kaçıranlar için KONTV Facebook sayfasında ve YouTube sayfasında ilerleyen dakikalarda programımızı tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın son canlı yayınıydı. Haftaya pazartesi günü iki haberlerinden sonra biz burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.